Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le Şifre şimdi başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Herkese mutlu günler. Ben Yılmaz Dirim. Pardon. Şifrede bugün kaldığı yerden devam ediyor. Evet, Süper Lig'de haftanın maçları. Saat 17'de Samsun Spor, Konya Spor. Yine saat 17'de Çaykur Rizespor, Pendik Spor maçlarını görüyoruz. Saat 20'de MK Ankara Gücü, Hatay Spor. Saat 20'de Beşiktaş, Alanya Spor karşılaşmalarıyla 17. haftanın da bugün sonuna geleceğiz. Ama artık gözler Süper Lig'de Fenerbahçe Galatasaray derbisine çevrildi. Pazar günü saat 19'da oynanacak karşılaşma. Artık nefesler kesildi. İki teknik direktörün bu dakikadan sonra sahaya çıkaracağı 11 nasıl bir 11'le nasıl hangi oyuncularla sahaya çıkacağı belki de artık bugün itibariyle en önemli konulardan biri olacak. Ancak Fenerbahçe'de belki de hiç hesapta olmayan dün akşam Kayseri Spor karşısında artık uzatmaların da uzatmasında Fred'in görmüş olduğu kırmızı kart. Hala ne dediği bilinmeyen, birçok iddianın ortaya atıldığı, hakemin direkt kırmızı kartla oyundan ihraç ettiği Fred'in durumu. Hakemin raporu, hakem nasıl bir rapor verecek, henüz bu konuda net bilgiler gelmediğini söyleyebilirim ama bir takım iddialar var. Tabii bunların da iddia olduğu için ben burada konuşmak istemiyorum diyorum. Kısa bir yarış arası, sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le Şifre devam ediyor. Evet, Şifre kaldığı yerden devam ediyor. Yarışa gitmeden önce Fred'den bahsetmiştim. Fred sanırım 10. hafta Pendik Spor maçında bir sakatlık yaşamıştı ve yaklaşık Fenerbahçe'nin o dönem Pendik Spor maçından sonra yaklaşık 6 karşılaşmasında görev alamamıştı. Ki Fred'in yokluğunda Fenerbahçe'nin oynadığı karşılaşmalarda kaybettiği puanlar, yaklaşık 6 maçın 5'inde yanılmıyorsam Fenerbahçe puan kaybetmişti. Yani Galatasaray derbisi öncesinde Fred'in yokluğu İsmail Hoca'nın belki de hiç hesapta olmadığı bir yokluk olacak diyebilirim. Çünkü teknik direktör İsmail Kartal Kayseri Spor maçı öncesi kart cezalısı olan Crespo ve İrfancan Kahveci tedbir amaçlı bu maçta 11'de oynatmamıştı. Her ne olabilirse olabilecek ihtimalleri göz önünde bulundurarak İsmail Hoca İrfancan Kahveci ve Crespo'yu sahaya çıkan 11'de görev vermemişti. Ama hiç beklemediği yerden artık dediğim gibi maçın da uzatmasında Fred'in maçın hakemiyle yaşamış olduğu diyalog, ki öncesinde tabii Fenerbahçe taraftarı bugün Mert Hakan Yandaş'a çok sinirli, çok kızgın. Muhtemelen Galatasaray derbisinin de beklendiğini söyleyebilirim. Fenerbahçe yönetiminin ve İsmail Hoca'nın da muhtemelen devre arasında Mert Hakan Yandaş'la ilgili bir yaptırımın olacağını söyleyebilirim ki aylardır takımda yoksunuz. Sakatlığınız var. Zor bir deplasmanda sahaya çıkıyorsunuz ki Mert Hakan Yandaş, hani şöyle söylemek isterim ki, hatırlatma amaçlı bunu da söylemek istiyorum. Dünya tarihine geçecekti. Nedeni de şuydu: yedek kulübesinde üst üste gördüğü kartlardan dolayı cezalı duruma düşen bir oyuncu konumuna gelecekti. Yani bugün baktığımızda İsmail Hoca'nın da Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördükten sonra sahadan çıkarkenki tepkisini gerçekten, hani melek gibi adamı da çıldırttı denilir ya. Ama tabii ki İsmail Hoca da muhakkak Galatasaray maçı öncesi bir önlem alacaktır. Sevgili Yaz, ben böyle bir kısa derleme yaptım. Evet, dinledim. Şimdi sözü de sana bırakıyorum. Tam bıraktığın yerden devam edeyim. Ben Mert Hakan'a idari ve para cezası gelmesini bekliyorum. Ve evet, kuvvetli bir para cezası en üst sınırdan. Bundan sonra bence Fenerbahçe'deki kariyeri nasıl şekillenir? Kadroda yer alır mı? Ne durumda olur? Ya ben şöyle söyleyeyim. Devre arasında o gönderecekler listesinde zaten Mert Hakan isminin ne olduğunu biliyordum. Aha. Ama bugün itibariyle Mert Hakan artık o
hani küçük de olsa bir kredisi belki olabilir, belki kalabilir kısmında düşüncelerim vardı ama dün Kayseri Spor maçı sonrası ne yönetimin, ne takım arkadaşlarının, ne de hocasının arkasında duracağını düşünmüyorum. Dün sadece şeyde değil, saha içinde gördük, soyunma odasında da çok büyük tepki göstermiş hoca. Yani bu saatten sonra evet konuşalım, her şeyi konuşalım ama kendi kredisini kendi bitirdi Mert Hakan. Ben Mert Hakan'da bu konuda olayın farkında olduğunu biliyorum. Yani şu an ona gösterilen tepkiler evet haklıdır diyor. Kendisiyle de konuştum. O fırsatı şey yaptım, yazdım hani. Çünkü bir anda da kırmızı karttan sonra Fred'in kartı unutuldu. Nasıl unutuldu? Şöyle unutuldu. Fred evet kırmızı kart gördü. Derbi öncesinde çok kritik. Ama şimdi bugün rapor da çıkacak. Evet. TFDK'ya da sevk. Birçok iddia olduğunu gerçekleşecek. Söyledim ama bu iddiaları da dile getirmek istemedim. Çünkü bunlar bir iddiadan öte yana gitmedi şu anda benim için. Ahmet Selim Kul'un bir haberi vardı. Ahmet iyi gazetecidir. Diğer hani kaynaklara bilmiyorum, dikkat etmedim çok fazla hani. Çok böyle bir güvenilir kaynaktan ekstra bir haber geldi mi emin değilim. Habertürk'ün haberini gördüm. Ahmet Selim yapmış. Orada aşağı yukarı anlatmış. Ama şöyle bir durum var. Eğer ki küfür ettiyse ki hakem raporda bunu belirtmiş. Gerçekten yani hep evet dün Zorbay Küçük üzerinden ben de aynı şekilde eleştirmiştim ama ciddi anlamda Fred'i de eleştirmek gerekiyor bu durum böyleyse ki çünkü 90+8 maçın artık bitmesine sayılı dakikalar hatta saniyeler kalmış. Sen 3 gün sonra ligin doğrudan kaderini etkileyecek bir maça çıkıyorsun. Bilmiyorum. Eğer küfür etmediyse de bu sözlerimin hepsini hükümsüzdür diyerek söyleyeyim. Şöyle ama sevgili Yaz, bir taraf raporunda Fred'in küfür ettiği yönünde bir rapor hazırlarsa ki bugün şu dakikaya kadar da hemen hemen aldığımız bilgiler de Fred'in yönetimi hocasına küfür etmediği yönünde itirazının olduğunu söylediğini biliyoruz. Hakem Zorbay Hoca raporunda Fred bana küfür etti derse, Fred de ben küfür etmedim derse biz kime inanacağız? Yani şahsi fikrimi mi soruyorsun? Hem şahsi fikrini soruyorum. Ben şahsi fikrime soruyorsan dün de aya çok sıcak. Halil Umut Meler. 2 haftadır konuşuyoruz. Geçmiş olsun dedik. Evet. Yaptığı hataların hepsinin üstünü kapatıp hani tamam hep beraber yeni sayfa açalım dedik. Ama göz göre göre Emre Belözoğlu benden özür dilemedi. Yanıma bile gelmedi dedi. Evet. Bu noktada görüntüler ortaya çıktı, Ankara Gücü. Emre Hoca, Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Hepsi yalanmış. Bu noktada ben yanlış anlama da Zorbay Küçük'e değil Fred'e güvenirim. Çünkü hakemlik müessesesi yerle eksan olmuş durumda. Güven ortamlarını sahada verdiği kararlarla kaybetmişlerdi. Artık ağızlarından çıkan söylemlerde de herhangi bir güven durumu yok. Evet. Bir insan göz göre göre FIFA kokartlı bir hakem. Emre Belözoğlu yanıma gelmedi. Emre Belözoğlu benden özür dilemedi. Belki, diye bir çıkış yaptı. Belki o çıkışı yapmasa bu görüntü ortaya çıkmayacaktı. Emre Belezoğlu'nun koridorda Halil Hoca'ya sarılıp koridorun belli bölümünü birlikte gitmeyecekler. Bence açıklama yapmaya muhtaç Halil Umut Mener. Çünkü ortada doğru olmayan bir ifadesi var. Hani yeri geldi mi ufak tefek bizim hatalarımız da oluyor. Tabii ki insanız hepimiz. Her insan gibi biz de hata yapıyoruz. Böyle diretiyorlar. Hatayı bilerek yapmayana her zaman başımın üstünde yeri vardı. Bu benim için de geçerli. Mesela, ben de yapabilirim bu hatayı. O röportaj niye yapıldı bu arada? İhtiyaç duyuldu hani demek Mehmet ki. Abiyi tebrik ederim. Çok önemli bir iş yapmış gazetecilik anlamında. İhtiyaç duyuldu demek ki. Yani çok planlı organize bir röportaj gibi gözüküyor. Ben kimse kusura hissettim. Bakmasın. Evet. Hani biri demiş ona bu röportajı yap diye. İşte diyorum ya, ihtiyaç duyulduğunu hissettikleri için bu röportaj verildi sevgili Yaz. Yoksa böyle benim, bir röportaj yani şeytan avukatlığını yapayım izninle. Lütfen. Büyük ihtimal şöyle bir şey oldu. Faruk Başkan, Faruk Koca'nın o gün yumruk attığı günden bugüne ilk 3 gün ciddi bir tepki vardı değil mi? Evet. Başkan Faruk Koca'ya. Evet. Eski başkan diyeyim, bıraktı görevi. 3. günden sonra iş değişti. Çünkü hakemler ve Türkiye Futbol Federasyonu bunu kullanmaya başladı. Aynen öyle. Bunu lehlerine çevirmeye başladı. Aynen öyle. Böyle bir durum yok. Hatırlarsın bunu geçen hafta da söyledim. Hepimizin hafızası iyidir abi. Ben söyledim. Kahraman yaratmaya gerek yok dedim. Şimdi Halil Umut Meler'i kahraman yaratmaya çalışıyorlar. Olmaz. Sen zaten bu hakemlere güvensen Serdar Gözübüyü getirmezdin. Buradan
herkese söyleyeyim, ben yalan haber yapmam abi. Evet, bir de o var. Ya haberi yaparım ya da yapmam. Yani hani spekülasyon için yapmam. Bir baktım hemen bir tane neydi belirsiz bir kurum, Serdar Gözübüyük'le konuştuk. E daha önce konuşsaydın o zaman haberini yapmadan. Yani ben haber yapınca mı aklınıza geldi? Aklına geldi. Bir de hakemi orada şey yapmaya çalışıyor. Ya bu tarz gizli operasyonlarda yakalananlar hep yalan söyler zaten. Stefan Savic'in menajeri geçen hafta İstanbul'a geldi Fenerbahçe için, değil mi? Evet. Evet, geldim İstanbul'a, doğru diyor ama şey değil ya, transfer değil falan. O yüzden, niye o zaman Fenerbahçe ile temasdaydın yani geldiğinde? Ben buradan sorayım Sayın Zarko Peliç'e. O yüzden gerek yok ya, ben bir gün hani onlarla yer değiştirirsem medyada kimseye bunu yapmam. Ya saçma yani, anladın mı abi, boşuna insanları şey yapıyorlar. Bak önümde bir haber var, Zorbay Hoca bu sezon toplamda 3 kırmızı kart göstermiş, 3'ünü de Fenerbahçe'ye göstermiş. Yani araştıracağım ya, bak ama üstüne basa basa söylüyorum abi. Ben herhangi bir tarafın gönlü olsun diye konuşmuyorum. Yok zaten da böyle bir derdimiz yok Yağız bizim. Ama şunu söylemek defa, bak küfür ettiyse gerçekten kırmızı kart doğru zaten, ona bir şey demeye gerek yok. Ama birçok haber çıktı senin söylediğin gibi, ben de araştırmaya çalıştım. Ama o şeylere ulaşmak çok kolay olmaz ya. Tabii tabii, şimdi bir de işin şu yanı var, varın muhtemelen... Zorbay Hoca ile Fred çok yakınlar birbirlerine. O diyalog, o mikrofondan varın kayıtlarına da geçmiştir diye düşünüyorum. Sırtı dönük. Yani bir ağır böyle bağıra bağıra küfür ettiyse geçmiştir. Oradaki konuşmalar muhtemelen geçmiştir diye düşünüyorum. Ya belki de vardan böyle senin dediğinin ışığında konuşuyorum. Vardan da söylemiş olabilir. Uyarı gelebilir. Hocam küfür etti sana diye. Çünkü Zorbay Hoca'nın hani İngilizceye ne kadar hakim olduğu... Ha, bu tarafı sana bırakıyorum aslında. Yok, bilmiyor İngilizce canım. Fred'in... Bu arada bir şey söyleyeceğim sana. Dün ben bir araştırma yaptım. Çok belki saçma bir araştırma diyeceksin ama son EPI raporlarına göre 15.9'u bu ülkenin İngilizce biliyormuş. Türkiye'nin. İkinci dil Portekizce, İspanyolca bilenlerin sayısı da 2.8. Maşallah, hepimizin izlediği videodan hiçbirimiz anlamadık abi. Sen benden fersa fersa tecrübelisin. Estağfurullah, estağfurullah. Baktık, tamam mı? Hepimiz aynı açıya bakıyoruz. Bak renkleri unutalım. Zaten renklerle Galatasaray işimiz maçı, Fenerbahçe'nin maçı, Beşiktaş'ın maçı, unutalım onu. Renklerle işimiz ya yok. Ya göz var, izan var. Evet. Pilot kamerada. Ya biz de şey değiliz be arkadaş. Hani görü... Aa, küfür etti. Ya neyi duydun ya? Sen de bizim kadar biliyorsun. Bak ben dün yayında, canlı yayında maç bitti. Dedim ki bilmiyorum. Hani ne oldu orada? Tam yayına geçerken 96.9'da bildirim geldi telefona. Biz canlı yayına girecektik. Baktım. Dedim ki arkadaşlar böyle bir şey. Ya siz işte taraflısınız. Nasıl konuşmazsınız kırmızı kartı? Abicim bilmiyorum. Bilmediğim neyi konuşayım ben? Bak sevgili Yağız, biz de dün Ercan Taner'le, sevgili Ercan abimle yayındaydık. O pozisyon yaşandığında da yayın içindeydik. Biz orada Fred'in... Anladın mı? O kadar masumdu ki. Yani Fred'e kart gösterilmesinin açılardan hiçbirinden yakalayamadık. Biz orada direkt Mert Hakan'ın kırmızı kart gördüğünü düşünürken Zorbay Hoca direkt kırmızıyı Fred'e gösterdi. Fred'i çıkarken biz Fred'in kırmızı kart gördüğünü gördük. Sonraki açıların hiçbirinde biz Fred'le Zorbay Hoca'nın o yakın temas içindeki diyaloglarını zaten göremedik. Ya işte bilmiyorsun ki. Bilmiyorsun. Hani derim ki hani Türk bir oyuncu. Mesela Mert Hakan, atıyorum örnek vereyim. Dün kırmızı kart gören bir diğer oyuncu. Şahsen hani atıyorum küfür etse ağzını okursun ve anlarsın. Evet. Bu arada İngilizce bilmiyor olayı da doğru değil de. Ben yani baktım ya flash röportajlarına falan. Zaten sağ içinde ne kadar İngilizce'nin de bir dili var. Ya zaten Portekizlerin kullandığı bir küfür var en çok. Futbolcuların. Çoğumuz da aşinayız ona. Hakemler de aşina. Sen söyledin. Bir ben de İngilizce var abi. Evet. Barış Yurdaseven, çok severim. Değerli bir arkadaşım, değerli bir gazeteci. O bir iddiada bulunmuş, bir takım bilgilere ulaşmış. Demiş ki Zorbay Küçük Kayserispor Fenerbahçe maçından sonra Fred'e kırmızı kart göstermesiyle ilgili hakem oyuncu arasında yaşanan diyalog işte burada demiş. Fred ilk sarı kart, yani Mert Hakan'a gösterilen sarı kartta hakeme demiş ki bu dakikada böyle aptalca bir faul verilir mi? Bunun üzerine kartı gösterdiğini iddia ediyor Barış Yurdaseven. Benim haberim olmadığı için bir yorum yapamam. İşte birçok iddia var. O yüzden hani ben de gördüğüm yorum... bir yedinci diyalog falan olabilir bugün. Değil mi? Evet. Bayağı. Bak görüyor musun, mesela tepki de gelmiş hemen. Olumlu tepki de gelmiş, olumsuz tepki de, çünkü insanlar duymak istediklerine inanıyor. Maalesef. Ya ben kalkıp da mesela bir tweet atsam, desem ki
Fred küfür etmedi. Hakeme halini hatırını sordu. Çok memnun olan kişiler olur ama çok küfür eden de olur. Fred küfür etti desem, bir önceki atıyorum atmayı hedeflediğimiz tweette veya yapmayı planladığımız haberde memnun olanlar bu sefer de küfür eden tarafa geçer. İşte duymak istediğine göre şekillenen bir toplum olduk. Çok üzücü bu. Ve bunun içinde de genelde genç nesil var. 20 yaş altı, 18 yaş altı. Hani bu Z kuşağı diyoruz ya, 2000 sonrası. Doğan genç kardeşlerimiz bu işin içinde. Küfürün artık kıymeti kalmadı onların gözünde. Bir küfürler ediliyor dün. Fred'e, Mert Hakan'a, evet, evet, hakemlere. Çok ya biz eskiden küfür ederken iki kere düşünürdük. Acaba bu küfürü edersek dayak yer miyiz? Bu küfür edilmez bak ya, biz sokakta büyüdük. Sokakta bunu yapamazsın. Karşı karşıya geldiğinde ya de yapamazsın. Sosyal medyada öyle bir infial var ki çocuğa bakıyorum, araştırıyorum, tespit ettiriyorum. 14 yaşında çıkıyor. Çocuk bir küfürler etmiş. Ben hayatımda öyle o kadar küfür etmedim. İşte işin öbür kısmına geçtiğinde de abi... Bunlar ne biliyor musun abi? Sokakta yetişmedikleri için işte dayak yemeyen çocuklar. Yandım onlar. Abi diyorlar ondan sonra. Özürü bin para. Erdem Özkan, bak teşekkür ediyorum Erdem'e, dinleyicimize. Çünkü ben biraz önce bir Fenerbahçe'nin Zorba Hoca tarafından gösterilen kartlardan bahsetmiştim. Abi oturdum saydım demiş. Zorba Hoca'nın toplamda 21 kırmızı kartı var Süper Lig'de. 6'sı Fenerbahçe'ye, %30'u diğer kulüplere, 3 tanesi de %30'u diğer büyüklere, toplam 3 kart göstermiş. Galatasaray 0 demiş. Ya teşekkür ediyorum Erdem Özkan'a da bu tabii arada. Tabii araştırması için teşekkür ederim ama tek bir resim üzerinden bir şey okuyamayız. Bunun benzeri tam tersi de vardır. Aleyhte de vardır, lehte de vardır. Evet. Şimdi biz bunu yaparsak, burada tek bir fotoğraf üzerinden okursak, bu sefer de eleştirdiğimiz kişilerle aynı şey yapmış kesinlikle oluruz. Kesinlikle, fotoğrafı zaten açıyorum. Mayıslar bizimdir. Abi iyi yayınlar demiş. Mert Hakan'ın derbide bizim için büyük kayıp demiş. Tabii Galatasaraylılar şu anda çok mutlular. Murat Süvari. Onun sorusuna geleceğim. Bu arada mesela Galatasaray dostlar niye mutlu biliyor musun? Çok haklılar. Çünkü Fred'li Fenerbahçe ile Fred'siz Fenerbahçe sadece Fenerbahçeliler değil, onlar da izledi günlerce, haftalarca. Tabii tabii. Fred'in olmadığında takımın aslında birinci oyun planı diyoruz ya, birinci oyun planı bile sekteye uğruyor. Yani kusura bakmasın kimse ama şu anda Fenerbahçe bu noktaya geldi. İyi bir takım kimyası da tuttu. 19'da eyvallah hepsi. Ama dün de mesela ben takımın aksayan yönlerini eleştirdiğimde hayır kart konuş diyorlar. Çünkü o taraftara da bir şey diyemiyorum. Oraya alıştırıldı. Ya futbol oynanıyor. Mesela dün sosyal medyaya bakıyorum. Hiç futbolun F'siyle uzaktan yakından kimsenin düşüncesi yok. Bir pozisyon var Ryan Mendes'in, Fatih Karagümrük'le. Evet. Galatasaray'da. Geleceğim oraya zaten. O pozisyonda mesela bütün Fatih Karagümrük'lü oyuncular ve Galatasaray'ı tutmayan tüm taraftarlar penaltı dedi. Ama hemen bir antites. Bir sonrakinde Torreira'nın ayağına bir müdahale var. Mesela bir önceki pozisyonu konuşmadan ikinci pozisyondan, kitabın ortasından konuşuyorlar yani. Bilmiyorum, enteresan yere gidiyoruz. Yani bu mesleği yapmak artık akıl sağlığını zorlamaya başladı. Bazen diyorum kendi kendime, yani deli miyim ben ya, gideyim adam akıllı güzel başka bir şehirde yaşayayım, bu işi de bırakayım. Ama diyorum ki yani herkes her kafasına geleni söylüyor. Bizim de yol gösteren olmamız lazım ama yok, sen istediğini de burada. Mesela adam çıkıp şey diyor. Yok, Yılmaz Dirim Amigo diyor mesela. Yalı Sabuncuoğlu Amigo. Var Azılı Fenerli. Mesela nereden tanıyorsun? İşte yazanlar. Nereden var. Biliyorsun? Alenen biz bir şey yapsak onu zaten hak etmişizdir ve o Amigo lafı da onun diyetidir. Veya onun karşılığıdır ama gelinen noktada hiçbir şeyden haberin yok. Sosyal medyada görüyorsun. Ya bugün Fırat Aydınus'un açıklamasını paylaşıyorum. Adam okumamış bile ya. Okumadan yorum. Adam diyor ki ilk kırmızı kartını gördü yazmışsın. Algıcı yazmış bana mesela. Bir keşke Türkçe konuşsan biraz. Okusan. Böyle A1 seviye Türkçeni B1'e falan çıkartsan da en azından desek ki okumuş, anlamış ve karşılığında da bizi eleştirmiş. Biz de kendimizi düzeltelim desek ama eğitim şart. Diyelim bir reklam arası sevgili Yağız. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le Şifre devam ediyor. Evet, saatlerimiz 17.03. Bu arada 17 maçları, Samsun Spor, Konya Spor, Çaykur Rizespor, Pendik Spor maçları başladı. Çaykur Rizespor dakika 4, 0-0'lık beraberlik var. Samsun Spor, Konya Spor dakika 3. Orada da henüz gol yok diyelim. Sevgili Yaz, reklama giderken tam da Fred'i konuşuyorduk. Mert Hakan'ı konuşuyorduk. Peki İsmail Hoca derbi öncesi nasıl bir planla çıkacak ya da Fred'in yokluğunu nasıl çözmeye çalışacak? Zaten elde çok bir alternatif yok.
Crespo derbide oynayacağı için dün de Sarıkart sınırında olmasından sebep yedek kulübesindeydi. Şimdi Fred'in de olmadığı senaryoda orta sahada oynatabileceği isimler kısıtlı. Crespo var, İsmail Yüksek var, Mia Zaitz var. Ama tabii kimi oynatacak dersen büyük ihtimalle Crespo Szymanski'nin yeri kesin olur. Bir de artı bir oraya İsmail olur gibi duruyor ama şu an erken konuşmak için cumartesi günü daha net bir ifadeyle 11'in nasıl olacağına dair konuşabiliriz. Ama çok da kestirmek güç olmaz bu maç. Hemen sorulara geçelim. Soruları da yavaş yavaş eritelim. Cihanan demiş ki İrfan Can'ı Fred'in yerine Cengiz'i kanada sizce öyle olur mu? Fred'in olur. Ama ben İrfan Can'ı oynatacağını düşünmüyorum. Yani İrfan'ı 8 oynatmaz. Kanatta oynatır. Klopp'un gözlüğü bu derbi tam 1-1 2-2'lik derbi gözüküyor. Ayrıca kimse neden Fred'i eleştirmiyor? Eleştirdik. Fazlasını söyledik. Derbi öncesi maçın son dakikasına kadar oradan uzaklaşması gerekirdi. Bu sorumsuzluk, katılıyorum. Aynısını biz de söyledik. Bak diyorum zaten ki küfür ettiyse zaten birebir imza atıyor. Evet. Lefter gelmiş. Geldi mi? Gelmiş ya, bugün Lefter ben uzun süredir yoktu. Fixture operasyonu ile başlayan süreç dün de devam etti. İşin garibi bizim başkan sadece seyrediyor demiş. Tabii Fenerbahçeliler de başka yerden bakıyor işe. Seyretmese ne değişecek? Murat Suvari. Yılmaz abi daha önce Caner Erkin'e dudak okumayla küfür yüzünden bir ton ceza verdiler. Aynısını Fred'e de yapsınlar. Yönetim bununla alakalı bir başvuru yapabilir mi demiş. Hiçbir şey olmaz başvuru yapsa da. Yani iptal olma ihtimali ben çok uzak bir ihtimal olarak görüyorum abi. O yüzden kimseyi de şimdi kandıramayacağım. Çünkü direkt gördü, disiplin kuruluna sevk edilecek. Bak saat 17.05, hala yok değil mi açıklamalar? Evet, yok. Beste Gizem Kocaoğlu'nun çok selamı var Antalya'dan. Selamlar kendisine. Sana selamlarını göndermiş. Çok teşekkürler. Bakıyorum sorulara ne sorabilirim. Ali Çebi demiş ki Fred ve Ceko'nun Noel tatili için birlikte tatile çıkacağı konuşuluyor. Ne dersiniz demiş. Bilinçli, Ceko Müslüman biliyoruz değil mi? Bilinçli kart olabilir mi demiş Yılmaz abi. Müslüman bir kişi Noel yani çıkıyor mu bilmiyorum ki. Yani şimdi bizi tekrardan hani din falan konusunda da görüşler analizlere sokacaklar herhalde. Yani bu sosyal medyada 12-18 yaş arasında evinde liseden okuldan çıktıktan sonra gelip işte sosyal medya hesaplarından bir ek gelir yaratan genç kardeşlerimizin hangi takımı tuttuğu belli olmayan kişilerin uydurmaları. Yani Noel için kırmızı kart görecek adam 90+9'u mu bekler? 70'te atılır da. Özgür Akay yine Antalya'dan, sevgili arkadaşımıza da Antalya'ya da selamlar diyelim. Bir görüntü paylaşmış. Dönemin Antalya Spor Başkanı Mustafa Yılmaz'ın muhtemelen pandemide oynanan Antalya Spor Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamalar üzerine demiş ki o gün başkanı destekte olunsaydı belki de futbol bu hale gelmezdi. Hem matematikten hem de futboldan anlamayan Türkiye Futbol Federasyonu başkanları bu hale getirdi futbolumuzu demiş. Haksız diyemeyeceğim Yılmaz abi. Haksız diyemeyeceğim ama bir şey değişmiyor yani. Fark ediyorsan sürekli gündemde evet, tansiyon düşürme ya oluyor. Şöyle Yağız, yayına gelirken takımlarımızın işte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un ki böyle daha iyi oynayan takımların bile hazırlıklarını yapıyorum. Hı hı. Programda konuşmak adına işte şu sistemde oynadı, forvette bu oldu, yokluğunda şu gibi. Hı hı. Ama maalesef başlayamıyoruz bu şekilde. Tepki de geliyor yani futbolu konuşunca. Nasıl konuşursun futbol hakemi konuş diye. Değil mi? Bir de o var artık. Tabii yani. Sen nasıl konuşmazsın hakemi? Çünkü etraftan da etkileniyorlar. Bizler de diyorlar ki bilerek konuşma kapasitesi olmayan adamlar. Bilerek konuşmuyorsunuz diyor. Hakem üzerinden tamamen değerlendiriyor. Futbolla uzaktan yakın alakası olmayan adamların da yakıtı maalesef o. Kim bu sarı Selçuk Bey demiş ki orta saha üçlüsü İsmail İrfan Szymanski olur mu? Ya az önce de benzer bir şey geldi ama yani evet. Şu an için dediğim gibi henüz erken, daha bugün ilk idman yapıldı derbi için. Beklemekte fayda var. Ama Mert Hakan'ın atılması bence çok ciddi sıkıntı yarattı. Tercih edilebilir bir oyuncu olabilirdi derbide. Bakalım. Peki olası bir olumsuz sonuçta ne olur sevgili Yağız? Üst üste oynanacak iki derbi var ki hala Fred'in Süper Kupa'da da oynayıp oynamayacağı konusunda net bilgimiz yok. Hı hı.
Yani orada talimat ve sevk durumu. Bu arada gol oldu. Pendik. Evet. Top ağlarda! Adaptek teknolojisiyle motorunuza tam koruma Maxima'da. Madeni yağın bir numarası petrol ofisi Maxima'yla. Evet, dakika 10. Görmeye çalışıyorum. Halil Akpınar, Pendik Spor 1, Çaykur Rizespor 0 diyelim. Evet, goller gelmeye başladı sevgili Yağız. Yani neden üst seviyede uzun yıllar oynayamadığını anlayamadığım oyunculardan biri. Çok beğenirim Halil Akpınar'ı. İyi de oyuncudur, iyi de karakterdir. Bir ara yolu Fenerbahçe Galatasaray'a düşüyordu. Du. Ama ne oldu? Özellikle Galatasaray'a, evet, çok gitmeye yakındı. Çok istedi. Evet. Ama şu an için bir durum yok. Ben tabii bir taraftan sorulara bakıyorum. Kim bu sarı demiş ki, tekrardan şöyle bir soru sormak istiyorum. Halil Umut Meler'in röportajı ortada, Emre Hoca'yı suçladı. Daha sonra görüntülerle özür dilediği ortaya çıktı. Şimdi Fred'in kırmızı kartında verilecek olan rapora nasıl güvenebiliriz? Yorumunuz nedir? Saygılar, Yağız abiye de selamlar demiş ki. Aleykümselam, teşekkürler. Ama şey, yani bunu konuştuk ama bir kez daha, hani yeni açtıysa eğer dinleyicimiz radyoyu, bir kez daha yineleyelim. Benzerini söyledik zaten. Halil Umut Meler'in göz göre göre kameraların ortasında doğru olmayan bir ifadesinden yola çıkarsak güvenmeme noktasında haklı. Hakan Volkan Akar. Abi yayınlar. Yağmur ve meşhur İstanbul trafiğinde sizi dinlemek çok zevkli demiş. Yağız abi selamlar, sinirlenmesin ve bizi sesinden mahrum edip sakın başka bir yere gitmesin demiş. Yok, estağfurullah, ben çok mutluyum burada. İyi taraftar demiş. Yenisek de kafamız rahat çünkü bizim kalbimiz Boz Baykuşlar, Başakşehir abi. Çok selamlar. Demiş. Bu arada Rams Başakşehir'de bir açıklama yapmış. Biz Avrupa Ligi'ne katılmayı düşünmüyoruz diye. Kulüplerden de arda arda açıklamalar geliyor. Oraya da geleceğim sevgili Yaz. Onlarla ilgili ne demek istersin? Özellikle bugün baktığımızda. Ya futbolu basketbola çevirmeye gerek yok abi ya. Neden Euroleague gibi bir format yapıyoruz ki zaten? Büyük ihtimal şey, gelir dağılımlarından falan çok mutlu değiller. UEFA'nın ana aktör olduğunu bilmekle beraber asıl ana aktörlerin işte Real Madrid, Barcelona gibi kulüpler olduğunu düşünüyorlar. Evet. Florentino Perez'in de başka bir zaten Florentino Perez yok. Demiş ki futbol tarihi için harika bir gün. Harika bir gün değil söyleyeyim çünkü Bundesliga'dan, devlerden geldi açıklama geldi. Biz evet, olmayacağız diye. Olmayacağız. Premier Lig'den İngiliz hükümetinden geldi. Yani katılan takımlarla Avrupa Ligi yapıyorsa Real Madrid zaten hepsini kazanır. Diyelim bir reklam arası. Hadi daha gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le Şifre devam ediyor. Evet, Şifre kaldığı yerden devam ediyor. Çaykur Rizespor Pendik başında bir gol daha oldu. Dakika 15, Gayiş'in ayağından gelen golle Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Top ağlarda! Adaptek teknolojisiyle motorunuza tam koruma Maxima'da. Madeni yağın bir numarası petrol ofisi Maxima'yla. Evet, dakikalar 2 maçta da 16-17'yi gösteriyor. Çaykur Rizespor 1, Pendik Spor 1, Samsun Spor Konya maçında henüz gol yok. Orada da dakika 17'yi geride bırakıyoruz diyelim. Sevgili Yaz, Üzeyir İpek demiş ki, hocam hakem art niyetli olsa ikinci sarıdan atardı Fred'in. Sarı kartı var hali hazırda demiş. Direkt attı ama. Biz art niyetli demedik zaten. Yok, ben art niyetli diye bir cümlem olmadı zaten. Belki karıştırmıştır başkalarıyla arkadaş. Cihanan Livakovic Galatasaray derbisinde muhtemelen demek istemiş. Artık fark yaratması gerekiyor demiş. Haklı. Bence de. %100 çok haklı hem de. Yaşar Kut, hakemler maçlardan sonra neden açıklama yapmıyor? Birçok şeyin önüne geçmez mi? Çok doğru, geçer. Yıllar geçer öncesinde, ama oradan da infial olur. Yıllar öncesinde, her açıklama eleştirilir abi. Ben kendi yaptığım iş gereği biz hakemlere soru sorabiliyorduk. Hakemler de çok sahaya rahat. Sahaya giriyordunuz değil mi? Tabii hakemler de maç sonrasında durup bizim sorduğumuz her soruya ellerinden geldiğince cevap veriyorlardı. O zaman ama gerçek hakemler vardı sahada. Böyle idare eden
kişiler yoktu. Tabii. Yani cevap da veremezler. Dün maç bitti, görmedin mi? Bütün emniyet amirleri falan vardı etrafında. Yani o görüntü bir şey mi yani? Hani yani toplumsal bir olaydan mı yoksa bir hakemi mi koruyorlar? İnanılır gibi değil yani. Bu seviyeye nasıl gelindi? Dün bunu biz de Ercan abiyle konuştuk. Hakem orta sahada bekledi. Etrafını saran güvenlik çok güçlerimiz, kalkanlar. Yani o koridora geçiş mesafesi 25-30 metre. Maçı çok iyi yönetti. Öyle ifadeler de vardı, hatırla. Evet. Neyi kime, kimden, neyden koruyoruz? İşte ama dediğim gibi yine o kahramanlar kısmına geliyoruz ki ülkemizde çok kahramanımız var ama hakemlerimiz kendilerini kahraman ilan etmesinler diye düşünüyorum. Bu arada o dünkü korumayla ilgili geçen hafta bir haber yapmıştık abi. Bir 7 maddelik bildiri yayınlamıştı hakemler. Biz maça çıkarız ama bunları yaparsanız diye. Evet, orada vardı. Senin o özel haberinde o. Orada, çok güzel bir haberdi o. Orada vardı abi bu madde. Alt liglerden üst liglere tüm hakemlerimizin korumasının garanti edeceksiniz diye. Onun da belki bir tezahürü olmuş olabilir. Bu açıklamadan sonra hakemin burnu kırıldı. Yani hakeme uçan tekme attılar. Amatörlükler çok amatörlükler fena. Amatörlüklerdi ama yazık şimdi... Yazık oradaki yani, oyunculara da yazık. Şimdi Yağız... Hakemlere de herkese de. Ama senin A hakemin böyle yaşadığı bir durumdan dolayı ülke futbolu ayağa kalkarken bir hakemin de bir şey yaşarsa onun için de arkasında durmayı dene. Yok, onu çok kişi duyup infial yaratırsa olur. Maalesef sosyal medyaya göre çok fazla reaksiyon alan bir ülke haline geldik. Ondan dolayı mesela duyulsa, o bütün sayfalar girse, siteler girse, hakemin burnu kırıldı dese, büyük ihtimal onu Türkiye Futbol Federasyonu'nda, MHK'da ağırlayıp çiçek verip özür dileyebilirler. Ama duyulmazsa kapat üstünü. Yılmaz Bey, Yaz Bey'e sorar mısın? Ali Koç'un ağzından neden Mehmet Büyükekşi istifa etsin cümlesi çıkmıyor demiş arkadaşımız. Vekup Word demiş. Nereden bilebilirim bunu? Soruyorlar. Sağ olsun ama yani. Hani bir herhangi bir yorumum yok buna tabii. Bir insanın hani niye ağzından çıkmıyor onu bilemem ama net bir şekilde istifasını istiyorlar. Yani bunu söyleyeyim açık açık. Sırf o değil, 16 kulüp. Evet, Aytekin Pamuk demiş ki abi Fred küfür ettiyse ya da etmediyse VAR'da çıkmaz mı demiş. Tabii ki yani VAR mikrofonu orada küfürü veya işte diyaloğu aldıysa çıkar. Ama uzak orada hakem ilk başta. Sırtı dönük giderken bir anda reaksiyon gösteriyor, dönüyor. O yüzden video yardımcı hakem bu işi çözebilir mi? Çok emin değilim. Futbolcular da çekimser. Ben maçtan sonra o pozisyonun etrafındaki 4-5 oyuncudan yani %50'siyle görüştüm. 2-3 tanesiyle görüştüm. Hepsi çekimser. Yani bilmiyoruz falan diyorlar yani haklı olarak. Şeye ne diyorsun Yağız? Hakemlerin kurdeleyle çıkması, çiçeklerle karşılanması, başkanların bugün itibariyle savunuyor halde görünmesi mesela... Yani ne diyeyim bilemedim ya. İşte bak, beyaz sayfa dedik ya. Beyaz sayfa gerçekten niyeti iyi olanlarla açılır. Ama şu an gördüğümüz noktada hala niyeti sorgulanan bir gruptan bahsediyoruz. Bak, Erden Özkan çok güzel bir soru sormuş. Dikkatini çektiği için. Benim dikkatimi çekmedi. Soruyu okuyana kadar düşündüm, doğru. Şimdi sen de aynısını düşüneceksin. Abi bu hafta diğer maçları sonunda çevik kuvvet filan görmedik. Mesela İstanbulspor Trabzonspor maçında sahadan takım çekilecek kadar olaylar oldu, polis yoktu. Dün Galatasaray maçında da yoktu. Neden Fenerbahçe maçlarında var? Kimden korkuyorlar? Algı yaratılmak isteniyor demiş Erdem Özkan. Vallahi güzel bir soru. Yani. Şimdi düşündüm. Doğru. Ya bunu bilemeyiz ya. Belki stadın kenarında bekliyorlardı, arkada bekliyorlardı. Hayır, yani orta sahada toplanıp etrafı saran o açıdan. Ama o açıdan. Dünkü olaylı bir maçtı dün. Yani o maç olaylı bir maçtı, ondan sebep. Ya yani durup dururken bunu yapsalar ben haklı. Bu dakikadan sonra bir yöneticinin ya da bir teknik direktörün, hani futbolcu belki saha içinde gergin anıyla ne yapacağını bilemem ama bir yönetim ya da bir başkanın, bir teknik direktörün çıkıp da Halil Umut Meler'in yaşadığı olayı yaşanılacak hale getireceklerini düşünmüyorum artık. Olmaz ya, çünkü çok sert tepki oldu. Devlet Erkan'ından da evet, oldu. Bunun ben imkansız olduğuna inanıyorum. Oldu, hepsinden oldu. O yüzden bu saatten sonra kör göze parmak olur mu emin değilim ki, olmamalı da zaten. Bunu hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Ama mesela protesto şekilleri değişebiliyor. Ben Ecmel Bey'in İstanbul Spor'un yaptığı protestoyu haklı ve yerinde gördüm. Ben de haklı buldum Ecmel Başkan'ı. Bak, pozisyondan bağımsız.
Tabii tabii. Kendileriyle röportaj da yaptık. Hani Ömer Saral'la röportaj yaptık, İstanbul Spor As Başkanı. Bedeli ne olursa dedi, aldık dedi. Bu bedeli... maçtan özel değil. Bu maçla dedi, evet, alakalı bir durum yok. Tamamen tabii tesadüf bu maça denk gelmesi. Yani izledilik... Bu arada haklı, biliyor musun? Ben İstanbul Spor'un çok maçını izliyorum. Gerçekten İstanbul Spor'un isyan etme listesi olsa böyle haftalık, işte haftalık isyan listesi diye açık ara böyle puan toplası, İstanbul Spor orada haklı isyanda birinci olur. Bazı maçlarda ciddi şekilde çok sert ve ters kararlar veriliyor İstanbul Spor'a. Bir de İstanbul Spor dernek değil, vakıf değil, Ayşe. Yani Ecmel Başkan'ın tamamen vereceği kararlar burada. Zaten kendisi de ifadesinde söyledi, bedeli ne olursa dedi, kabulüm dedi. Ama şimdi Türk futboluna sevgili Yaz, bak bizi dinleyenler de sakın kesinlikle yanlış anlaşılmasın, Halil Umut Meler'e yapılanı ben kabul etmiyorum, olmaması gereken. Ecmel Başkan'ı savunmakla birlikte bekleyip tepkisini çok daha başka gösterebilirdi düşüncesi, ama o harekete de saygı duyuyorum. Ama Türk futboluna bazen, ya bazen demeyeyim, Türk futboluna böyle bir, o yani bir durum lazımdı, bir tokat lazımdı. Ecmel Başkan'ın böyle bir hareketi yapıp bir şeyleri uyandırması gerekirdi diye düşünüyorum açıkçası. Yani dediğim gibi demokratik her tepkiye ben saygı duyarım. Çünkü bazen de bu tarz işlerin ardından bir reaksiyon göstermezsen, reaksiyon göstersen de göstermesen de bazı şeyler değişmiyorsa, bu tarz protesto tipini bir vites yukarıya çıkarabilirsin. Bu konuda bir sorun yok. Son dakikalarda da istersen Avrupa Süper Ligi'ni konuşalım. Konuşalım. Şu an gündem, evet, tamamen o. Ben istersen onun sana... Hangi takımlar karşı istiyorsan önümde şu an... Lütfen sen paylaş. Başakşehir. Onlar da. Ama reaksiyon göstermeleri çok güzel. Yani Avrupa'daki şu an gündem olan olaylardan birine reaksiyon gösteriyorlar. Evet. Yani tebrik ederim bu konuda da Başakşehir ve yönetimini. Paris Saint-Germain, Roma, Manchester City, Manchester United, Sevilla, Valencia, Atletico Madrid, Bayern Münih ve Borussia Dortmund. Real Madrid'de Barcelona El Clasico yaparlar yani. Bu takımlar karşı olduğu yerde. Tabii, tabii. Yani ne karşı olay? Avrupa Süper Ligi'nin, evet, Avrupa Ligi'nin yeni planı, yeni planlanması düşünülen 64 takımdan oluşacak. 3 aşamalı lig, altın, yıldız ve mavi lig olarak. 7'si iç saha, 7'si dış saha olmak üzere her takım sezon başında 14 maç oynayacak. 3. lig arasında yıllık düşme ve yükselme olacak. Buna sıcak bakan ülkeler var, sıcak bakmayan ülkeler var ki itirazlar da zaten başlamış oldu. Yani buna sıcak bakmak da risktir bu arada. Çünkü bu geçtiğimiz sezon da bir ortaya atılmıştı. UEFA, tabii. Evet. UEFA ve FIFA uzun vadede organizasyonlarının geleceğini tehlike altında görürse bu kulüplere yaptırım da uygulayabilir. Geçen sene de büyük var olaylar mı, hakkı olmuştu. Var. Tabii hakkı ki de var. Yani buna tabii en sert tepki zaten İngilizler gösterdi. Florentino Perez ligi, ya ben öyle söyleyeyim sana. Avrupa Ligi dersek biraz şey olur. Yani Perez'in planladığı, Perez'in başlattığı, Perez'in savunduğu ve Real Madrid'in başını çektiği bir oluşum olma yolunda hızla ilerliyor. Ama çok bir realite tarafı yok gibi ya. Bu arada şey de üzer yani, hani tamam çekildiler işte UEFA organizasyonlarından. Avrupa Süper Ligi'nin öncü takımı Real Madrid'de Barcelona oldu. Şimdi onları da UEFA organizasyonlarında görmemek de yani çok önemli iki takım. Şimdi futbol nasıl kirlenir biliyor musun sevgili Yaz? Kadro olarak bir takım bir takımdan çok daha iyi, daha yüksek maliyetlerde kadro kurulabilir. Başkanlar düzeyinde, üst insanlar düzeyinde, işte UEFA, FIFA ve dünyanın sayılı güçlü takımların üzerindeki futbol düşüncesi aynı olmazsa işte ayrışmaya giriyorsun. Kurduğunuz takımın dışında olan bir düşünce içinde. Yani burada aslında ayrışma şöyle, Avrupa Ligi'ne pozitif olan takımların sayısı az. Daha doğrusu şöyle diyeyim, Avrupa'nın devler arasında bu organizasyona evet diyen takımların sayısı az. O yüzden çok bir ilerleme olur mu bu saatten sonra çok emin değilim. Real Madrid ile Barcelona'da bugün yapılan açıklamaları gördükten sonra acaba topa basar mı? Onlar da bu arada en ufak kıvılcım çıktıktan sonra hemen olaya tekrar giriyorlar ve sıcak tutmaya çalışıyorlar. Manchester United, Atletico Madrid Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu zaten hemen direkt açıklamışlar. Paris Saint-Germain de karşı. Paris Saint-Germain de Sevilla karşı. İngiliz kulüplerinin tamamı karşı. Ya yetmiyor mu bu futbol bize ya da futbolu yönetenlere? Gelirle alakalı bence tamamen. Tamamen abi. Gelirle alakalı. Gelirle alakalı. Vallahi dünyada da çok enteresan şeyler olmaya başladı.
sevgili Yağız. Mesela Ali Başkan, Ali Çamlı'nın, Sayın Başkan'ın yurt dışından hakem getirelim de yabancılara maç mı yönetelim? Yakışır mı bu bize demiş. Yakışır. Bence de yakışır. Hakemler yetersizse kendi, mesela ben Ali Bey'e sorayım. Kendi atıyorum X bir şirketin sahibi ise eğer, şirkette yetersiz biri varsa ve o pozisyona herhangi bir Türk vatandaşı birini bulamıyorsa yurt dışına başvurabilir, bu gayri. Çok gayet de normal. Gayet normal bir durum. O yüzden ben bu işin milli ve yerli duygularla bezenmesine bir milliyetçi bir vatandaş olarak karşıyım. Yani bunun hiçbir ne millilikle ne milliyetle ne başka bir şeyle hiçbir alakası yok. Bak sevgili, sende kötüsü varsa gider iyisini alırsın. Bazı şeyleri anlarım. Halil Umut Meder'in o yaşadığı günün ertesi günü bütün hakemlerin hastane önünde yaptığı bir açıklama var. Evet. Açıklamayı bir kenara bırakıyorum. Mete Hoca'nın yaptığı açıklamalar, Mete Kalkavan'ın yaptığı açıklamaları da bir büyük bölümünü kenara bırakıyorum. Söylediği bir söz var. Gerekirse yabancı hakem getirsinler. Ya siz Türk futbolunu yönetiyorsunuz. Türk futbolunun, bugün Türk futbolundan para kazanıyorsunuz. Burada bulamıyorlar ha. O iş real bir iş değil yani. O bulamıyorlar. Böyle bir hakeminizin ağzından çıkıp gerekirse yabancı hakem getirsinler lafı bana çok dokundu mesela. Getirilmeyeceğini biliyor. Bu arada Çaykur Rizespor'da. Evet. Pendik maçında Çaykur Rizespor daha atak gözüküyor. Bu arada Samsun Konya maçında dakikalar 29, Konya Spor 1, Samsun Spor 0 diyelim. Top ağlarda! Adaptek teknolojisiyle motorunuza tam koruma Maxima'da. Madeni yağın bir numarası petrol ofisi Maxima'yla. Söyleyeceğim ben abi sen. Evet, dakikalar Samsun'da 29 dedik. Konya Spor penaltıdan Çıkaleşi'yle öne geçti. Çıkaleşi'yle 1-0 öne geçti diyelim. Dakika 30 Çaykur Rizespor 1, Pendik Spor 0. Dakika 30 Samsun Spor 0, Konya Spor 1 diyelim ve sevgili Yağız, ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık abi. Futbol konuştuğumuz günlere hızla ilerlemek ve gitmek dileğiyle. Güzel bir rekabet var. Fenerbahçe ile Galatasaray rekabetini yıllardır konuşuyoruz ama bugün gelinen noktada sadece rekabeti değil, artık futbolda konuşma zamanı. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Batıkan Kantarcı'ya da teşekkür ediyorum ve artık haftaya görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le şifre sona erdi.